Verdi meydana, geldi. Ali şunu alıverdi. İyi olsa. Ben de bilet kaçırdım. Dedim, ya. Abi böyle beraberken hem size Çan'la ilgili yapılan bilgilerle ilgili de böyle kısa da bilgi geçmiş olalım. Sizi önemsiyoruz, bunu bilin. Bunu da basın mensupları bizim için kıymetli ve önemli. Şundan kıymetli ve önemli, Çan için önemli arkadaşlar. Şimdi belediyeden bahsedersek, belediyenin yaptığı bir şeyi Çan'a pazarlayacak ya da anlatacak olan biz değiliz, sizsiniz aslında. Bir de Çan'da ya da şehirdeki olumlu ya da olumsuz algıyı oluşturacak olan da sizsiniz. O anlamda Çan'la ilgili yaptıklarınız için öncelikle size teşekkür ediyoruz bu katkınızdan dolayı. Olaya bakın, biz siyasetten bakmıyoruz. Siyaset seçim zamanı olan bir şey arkadaşlar. Şu anda biz Çan'a 30 bin insana hizmet etmek için geliyoruz. Onun için bu konuya da şundan girdim. Bir siyasi parti ilçe başkanının bize sorduğu cevapların muhatabı ben değilim şimdi. Onu söylemek için diyorum. Bir de olanlarla ilgili arkadaşlar böyle kısa bir bilgi verelim. Şu anda mesela çevre yoluyla ilgili bir çalışmamız devam ediyor. Onu siz de takip ediyorsunuz. Yaklaşık 6 kilometrelik bir alan. İşte MİGA girişinden Yenice girişine kadar olan yere otomatik sulama sistemimizi yaptık, çim yaptık, işte palmiye yaptık, o bile gündem oldu. Çan'da palmiye olur mu? Oluyor arkadaşlar. Şimdi ben sosyal medyayı da takip ediyoruz, onlar kurursa, kurursa kurur. Ama biz bunu yaparken de kafamıza göre de yapmıyoruz bakın. Bu konunun uzmanlarına, bitkiyle ilgili uzmanlara soruyoruz arkadaşlar, onu da bilin de. Rastgele hadi palmiye dikelim, şunu dikelim diye yola çıkmıyoruz. Çevre yolu anlamda güzelleşiyor, inşallah güzel bir şey çıkacak orada da. Sonrasında da kavşaklarımızı, özellikle 3 kavşağı da çok güzel görseller yapacağız. Bir tanesi sanayinin oradaki, bir de şu ana kavşağı, bir de cezaevinin buradaki kavşağı çok güzel bir ışıklandırmayla beraber güzel bir peyzaj çalışması yapacağız. Ve neticede amacımız şu, Çan'a giriş iki taraftan da girildiğinde gerçekten güzel bir şehre giriyoruz imajını inşallah vermiş olacağız. Bu bakın bizim önceden de söylediğimiz bir şeydi. Allah'a şükürler olsun. Şu anda da %60'ı, %70'i bitti. Sadece kavşaklarımız kaldı. Yine devam edenler arasında mesela polemiklere de cevap vermiş olalım. İşte otel satılıyor mu, satılmıyor mu? Otelle ilgili düşüncemi direkt size söyleyeyim bakın. Otelin biz satılmasını ya da kiraya verilmesini istiyoruz. Belediye olarak çalıştırmak istemiyoruz arkadaşlar. Bundan da daha doğal bir şey yok. Ve şöyle bakıyoruz olaya. Bu eser var mıydı Çan'da daha önce? Yoktu. Dönemimizde oldu mu? Oldu. Tutuldu, satıldı. Ya da kiraya verdik. X şahsı işletiyor. Oteli alıp sırtına götürecek mi bir yere? Yine buradan hizmet alabilecek mi Çanlı'da? Alabilecek, öyle değil mi? Onun için bu konu üzerinden böyle polemik yapmanın ben çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Şeyi görüyoruz işte. Biz ihaleye bir çıktık. İşte otel niye satılıyor? Satılır mı? Biz belediye olarak işletmecilik yapmak istemiyoruz arkadaşlar. Bunu bakın biz Menderes'te de gösterdik. Menderes'i aldık. Ha, diyeceksiniz ki bir ara siz çalıştırdınız. Evet, çünkü 416 miydi, 17 miydi, 416 TL gibi komik bir rakama kiradaydı. Aldık biz, bir süre işlettik. Şu anda kirası ne kadar biliyor musunuz? 18 bin lira arkadaşlar. Çanakkale merkezde, Kordon'da ki kiralardan daha pahalı bir kira alıyoruz. Bu kime fayda? Çan Belediyesi'ne, Çan'a fayda arkadaşlar. Yine termal park var. Biz yaptık, geldik, eseri tamamladık. Sonrasında kira ihalesine çıktık. Kirasını biliyor musunuz ne kadar olduğunu? Ortalamaya vurduğumuzda ilk başta verilen parayla 33'tü, şimdi %10'da zam oldu. 35 bin lira gibi bir kira. Çanakkale'de yine aynı şeyi söylüyorum bakın, bu önemli. Çanakkale, Kordon'da yine bu kadar kiraya bir yer yoktu. Çok komik kiralar vardı. Bu belediyecilikte bizim başarımızı gösteren bir şey. Biz aynı şeyi otelde de yapmak istiyoruz. Ya kira ya da satışla beraber oradan gelecek olan parayla yine Çanlılara hizmet edeceğiz arkadaşlar. Bir de şöyle bakmayın, siz taşınabilir bir malı satarsınız, onu alır, alan kişi şehir dışına götürür. Otel öyle değil arkadaşlar. Buraya yine Çanlılar gelecek, yine yemeği yiyecek, yine spa merkezini kullanacak, havuza girecek, rufa çıkacak vesaire. Biz olaya böyle bakıyoruz. Bu konuda da böyle bilgi vermiş olalım da, işte satıldı, satılacak, niye satılıyor ki dediğim gibi biz bir daha bir ihaleye çıkacağız.
çıktığımızda gelen olursa satılacak, olmazsa da kira ihalesine çıkacağız. Yani Çam Belediyesi olarak işletmeyi düşünmüyoruz. Nedenini de az önce söyledim. Bunu Menderes'te de, Termal Park'ta da yaptık ve belediye o anlamda ciddi bir kara geçirdik arkadaşlar. Tabii bunları söylerken eksiklerimiz de var. Bunun siz de farkındasınız. Mesela şehir içi yollarımız kötü. Bunun biz de farkındayız. Yani bir aracınızla şehir içinde gezdiğinizde biz şunu dersek, ya kötü değil, iyi dersek yalan söylemiş oluruz. İnşallah o konuda da çalışıyoruz. O ciddi bir mali. Yani şehir içinde Prestij Cadde'den, İbrahim Bodur Caddesi'nden, Millet Caddesi, Şehit Mustafa Kaya, Ilıca, Bülent Ecevit Caddesi. Tüm bu üçgene girdiğimizde çok ciddi bir maliyeti var. İnşallah ona da çalışıyoruz. Allah izin verirse, bir aksilik çıkmazsa ve o gerekli kaynağı bulursak, önümüzdeki yaz zaten çarşı merkezinde yaptığımızı göreceksiniz. Yollar ve kaldırımlar dahil çok güzel bir görünüme kavuşacak inşallah Çan. Tabii bunu yaparken asıl amacımız da bir diğer sıkıntımız. Çan'ın bakın kronik sorunları belli. Trafik. Çan'ın sorunu arkadaşlar. Her ilçenin olduğu gibi Çan'ın da sorunu. Biga'nın da aynı şekilde sorunu var. Gidin Çanakkale'nin de var. Yani onlarda da bu sorunlu olması bizi haklı kılmıyor. Biz buna çözüm bulmak zorundayız. Biz şunu diyemeyiz. Ya böyle bir sorun var. Görmezden gelelim. Biz o makamda değiliz. Biz bu işi çözme makamındayız. Onda da çarşı içi yollara inşallah girebilirsek orada ciddi anlamda bir otopark alanı çıkarıyoruz bakın. Ve yaklaşık yani 600 ile 750 arası aracı hiç trafik akışını bozmadan park edebilir duruma getireceğiz. Mesela örnek vereyim Ilıca Caddesi'nde. Ilıca Caddesi'ne gidiş geliş yapıyoruz. Sıfır yapıyoruz yolları ve kaldırımları. Onu yaparken de kenarda otopark alanları oluşturacağız. Dediğim gibi bunu yaptığımızda en kötü 600 tane aracı çarşı içinde böyle eritmiş olacağız arkadaşlar. Şu andaki bu hengamenin bir nedeni de şey, düzensiz park. Yani biri park ediyor, onun arkasına yediyor. Böyle bir keşmekeşlik var. O konuya da çalıştığımızı bilir. Bunun sıkıntı olduğunu, problem olduğunu da farkındayız. İnşallah onunla ilgili de çalışmalarımız var. Tabii bunun yanında otopark alanı olacak mı? Bakın orada biz 500-600 aracı erittiğimizde Çam bir rahatlayacak. Onun ötesinde şu Kocabaş'ın etrafında, çevre yolu tarafındaki yere de 1000 araçlık otopark alanı yapıyoruz. Bu çarşıyı yaparken orayı da ihale paketinin içine sokuyoruz. O da pazartesi günleri özellikle trafiği ciddi anlamda rahatlatacak. Çünkü pazartesi günleri çevre yolunda ciddi bir problemimiz var. Onu yaptığımızda burada da 1000 aracı eritebilirsek, çarşıda da 500-600 aracı eritirsek bu az bir rakam değil Çan için. Bir de Çan'ın şöyle bir handikapı var. Bu sayısı da biliyorsunuz. Çan'ın nüfusu 30 bin. Çan'da şu anda kayıtta 25 bin araç var arkadaşlar. Çok ciddi bir araç bakın yani, nüfusu oranladığımızda. Ama dediğim gibi bu hamlelerle inşallah bunu çözmüş olacağız. Yine hükümet konağının orayla ilgili de bir düşüncemiz var, bir çalışmamız var. Orada da şunu yapıyoruz. Böyle hep bir araya gelemediğimiz için bilgi verelim. Bizim otelimizin karşısında biliyorsunuz kültür merkezi var. Oraya da biz Çam Belediyesi olarak için protokolle aldık gibi. Bazı kamu kurumlarını oraya geçirmeyi düşünüyoruz. Böyle yaptığımızda hükümet konağı boşa çıkarsa orasında otopark alanları kullanabileceğiz. Bu net sonuca varmış bir şey değil ama düşüncemiz bu. Olursa bazı kamu kurumlarını buraya alıp orada da otopark sıkıntısını çözebilirsek Çam'da bu anlamda da bir sıkıntımız kalmayacak arkadaşlar. Pazar yerimiz var. Burada 1000 araçlık yerimiz var. Şehir içini yaparken en kötü 500 aracı da orada eritiyoruz. Şunları yaptığımızda bu düzenlemeleri inşallah trafik ilgili bir derdimiz de kalmayacak. Yani şöyle düşünmeyin. Hani bazı arkadaşlar her gün böyle şey yapıyor. Trafikte sorun var, bunu çözecek belediye başkanı arıyorum, STK başkanı arıyorum. Ya bu bizim gündemimizde. O dedi diye değildi. Yani Çam'la ilgili vebal bizde arkadaşlar. Sorumluluk bizde. Yani siz atar geçer gidersiniz de çözme makamı biziz ve bu konuda da çalıştığımızı bilin diye bunu söylüyorum. Yine mesela geçen yılki toplantıda bilgi verirken doğalgazda Çam'da eksiğimiz vardı. Şu anda Çam'da doğalgaz girmeyen sokak yok gibi arkadaşlar. Yani Çam'ın şu anda %98'inde doğalgaz var sokaklarda. Şu demek değil, girmiştir, vatandaş almamıştır, bir ay sonra alır, iki ay sonra alır. Ama şu anda Çam'ın her yerine doğalgaz girdi. Bir şehir için bu önemli bir şey bakın. Oradan da şuna geçelim. Diğer konuda hava kirliliği. Şimdi duyuyoruz ya, Çam çok kötü, yaşanmaz, öldük, bittik. Ha vallahi böyle değil arkadaşlar. Bakın bizim yaklaşık 6-7 ay önce bununla ilgili size de bilgi vermiştik biz esnafı topladığımızda. Dedik ki Çam'ın belli yerlerine ölçümle ilgili tüpler koyacağız. Şu anda Çam'da 30'a yakın noktada bizim hava kirliliğini ölçen, PM10'i, SO2'yi ölçen tüplerimiz var. Her ay bunları alıyoruz. İngiltere'ye analize gidiyor. Sonuçlar geliyor ve şu anda önümüzde sağlıklı sonuçlar da verilerde oluştu.
Mesela geçen hafta o ekiple biz bir oturduk, bu çalışmayı yürüten ekiple. Mesela şunu söyleyeyim, şimdi herkes Facebook'ta yazıyor, Çam'da kanser taramasına izin verilmiyormuş diyor. Yani böyle değil arkadaşlar, ya bu kadar, bu iş ucuz değil, bunu da bilin de. Yani burada Sağlık Bakanlığı var, İl Sağlık Müdürlüğü var, hastanesi var. Bu bir belediyenin işi değil. İkincisi, böyle bir şeye kimsenin izin vermeme gibi bir lüksü yok. Yani sorumsuzca da işte sosyal medyanın da böyle bir kötü tarafı var. Sorumsuzca bir şey yazıyorsunuz, çekilip gidiyorsunuz. Bu şehre ihanet bakın. Şehrin havasını bozma. Şehirdeki o algıyı kötüye kullanma. Bunu da net olarak söylemiş olalım. Ve son analizlere baktığımızda mesela Çam'da şu anda SO2 ile ilgili derdimiz kalmadı. Bak şimdi birileri sallayarak konuşuyor, ben bilimsel verilerle konuşuyorum. Ki bir iki ay sonra oturacağız, tüm esnafı, basını toplayıp size sunuyla beraber orada çıkan raporları da göstereceğiz. Bu şu demek, önceki yıllardaki hava kirliliği Çam'da şu anda yok. SO2'de sıkıntımız yok. Bunu bilimsel olarak size hepinize gelin gösterelim, ispatlayalım. Toz partikülüyle ilgili vardı. Onda da oranlarımız düştü bakın. Sadece merkezde hükümet konağının olduğu yerde yüksek çıkıyor. Gittik kale grubunu oraya koyduk. Hani şey diyebilirsiniz, ya fabrika kirletiyor, ölçüyor musunuz? Kalenin içinde ölçüm istasyonlarımız var. TKİ kömür işletmeleri koyabildiniz mi? Evet, tam merkezine koyduk. Orada tüplerimiz var, ölçüm yapıyoruz anlık. Termik santrallerin ikisine de koyduk, orada ölçüm yapıyoruz. Çan'ın her mahallesinde belirlediğimiz belli noktalara koyduk, ölçüm yapıyoruz. En sonunda şu çıkacak, işte SO2'de ne durumdayız? PM10'de o vücut sıkıntımız, toz partikülünde ne durumdayız ve hangi bölgede daha çok çıkıyor? Buradan da şuraya ulaşacağız, o bölgede toz partikülü fazlaysa, o bölgede buna neden olan ne? İşte sorunu çözmek bu ya, sadece işte atıp tutmak değil. Sonra oradaki sorunu çözeceğiz arkadaşlar. Mesela geçen yıl SO2 endüstri meslek lisesinin orada çok yüksek çıkıyordu. Mesela bir şaşırdık ya, yüksekte dedik, niye oluyor? Okulda doğalgaz yoktu mesela. Şimdi doğalgaz yaygınlaştığında Çam'da SO2 ile ilgili sıkıntımız yok. Gidin Biga'da neyse durum, Çam'da da o arkadaşlar. Hani adın çıkmasın derler ya, Çam'ın böyle bir çıkmış, hava kirli, yaşanamaz, edemez. Emin olun öyle bir durum yok. Bunu dediğim gibi gelip bilimsel olarak da size gösterebiliriz. Bunda da doğalgazın yaygınlaşmasının ciddi bir katkısı var. Kömür işletmelerinin tedbir almasının katkısı var. Kale grubu mesela önceden stoklamayı fabrikanın içinde yapıyordu. Artık burada yapmıyor arkadaşlar stoklamayı. PM10'e onlar neden oluyordu mesela. Onlar da bunun tedbirini aldılar sağ olsun. Yani baktığımızda şehirde hava kirliliği ile ilgili inşallah ciddi bir sıkıntımız kalmayacak. Yine daha çok Çan'da taşımacılık fazla bakın. Belki kamyoncuları daha çok ilgilendiriyor. Bu kalen adliyat yolu diyoruz ya. Burayla ilgili ciddi bir sıkıntımız vardı ki kamyoncuların hepsi haklıydı. Oturduğumda şunu diyorlardı, işte berbat yolumuz var. Evet, kötüydü. Orada da şöyle bir durum vardı. Orası TKİ'ye ait bir araziydi arkadaşlar. Ve belediye kendine ait olmayan bir araziye ihale yapıp yol yapamaz. Biz bunu defalarca söyledik. Peki durduk mu? Yani bunu deyip kenara çekildik. Durmadık, gittik bir ay önce. O bölgenin tamamını tekrar para ödeyerek o araziyi belediyeye aldık. Şu anda tapuları bize geçti. İnşallah yakın bir zamanda ihalesini yapıyoruz ve o yolu da çözüyoruz. Yoksa oradaki yol tutacağı 1 milyon, 1,5 milyon. Belediyenin için büyük bir maliyet değildi arkadaşlar. Ama size ait olmayan bir yere ihale yapıp yol yapamıyordunuz. Derdimiz buydu. Biz de sorunun kökünden çözdük. Bakın gittik o araziyi tekrardan satın aldık, parasını ödedik. İnşallah ihalesini yapıp o yolu da yapıyoruz. Yani böyle polemikler var ya, bunlara da böyle arada cevap vermiş olalım. Yine arkadaşlar, bunu demişken işte şey de var. Çam Belediyesi battı, bitti, borçları çok. Bak belediye başkanı benim, sorumluluk bende değil mi? Çam Belediyesi'nin böyle bir durumu yok arkadaşlar. Böyle durumu olan bir belediye, bak az önce söylüyorum, çarşı merkezi diyorum. En kötü maliyeti 10 milyon, 10 trilyon. Böyle bir belediye bu yatırıma girebilir mi? Çevre yolu yapabilir mi arkadaşlar? Yapamaz, öyle değil mi? Onun için Çam Belediyesi'nin ekonomiyle ilgili bir sıkıntısı yok. Bunu en başta olan biri olarak ben söylüyorum. Bir derdimiz yok. Emin olun bundan. Ha, bunu merak edene de gelir, her şeyi gösteririz. Hiç sıkıntımız da yok. Yine arkadaşlar mesela mesire alanları demiştik biz. 3 tane mesire alanı kazandıracağız dedik. Bir Fatma Bulur yurdu var, orası. İkincisi yukarıda yeni yapılan kulenin yanı. Üçüncüsü de aşıklar diyoruz ya. O Çam'ın olduğu bölge. O 3 bölgeyi de dosyanın şu anda bakanlıkta
ki sonuçta olumlu çıktı. 3 bölgede mesire alanı olarak Çam Belediyesi olarak biz alıyoruz. Sonrasında oralara gerekli çalışmaları yapıp bu 3 alanı da inşallah Çan'a kazandırmış olacağız. Yine bakın üniversiteyle ilgili. Şimdi Çan'da uygulamalı bilimlerde 4 yıllık bölümlerimiz var arkadaşlar. Her yılda bu bölümlerin sayısı artıyor ikinci öğretimiyle beraber. Ki şu anda 3000'i bulduk üniversitede öğrenci sayısı açısından ki bence bu kıymetli bir rakam Çan için. Ben şunu hatırlıyorum, biz göreve geldiğimizde 500'lerde falandı yani, şu anda 3000'i bulduk. Orada 4 yıllık bölüm sayısı artıyor, bundan sonraki yıllarda da artmaya devam edecek. Ve muhtemelen bize 2 yıl sonra üniversite binası yetmeyecek. Yine o bölgede 60 dönümlük bir arazi oluşturduk, bunu rektörlükle de görüştük. Onun çalışmaları da bitti. 60 dönüm yeni bir arazi katarak üniversitenin olduğu yeri orada üniversite binasında büyüdük. İnşallah Çam'da üniversitenin büyümesi konusunda da ciddi bir hamle yapmış olacağız. Yani o anlamda işlerin hepsi yolunda arkadaşlar. Çan'da sıkıntıya, paniğe gerek yok. Takibimizde ve dediğim gibi hepsi adım adım ilerliyor. Ve dediğim gibi bunların hepsinin ürünü de sonucunu da bu yazın sonunda hepsini almış olacağız. Yine hastaneyle ilgili şimdi aklıma geldi. Ciddi bir polemik var, öyle değil mi? İşte hastane oradan taşınıyor mu, nereye gidiyor, niye oraya gidiyor? Bakın arkadaşlar, hastane mevcut yerinde kalsın diye biz 2 yıl Çan'a belki hastane yapımını engellemiş olduk. Dedik ki orada kalsın, bina yıkılmasın, U şeklinde bir proje olsun, yeni bina bitince eski bina yıkalım, Çan hastanesiz de kalmasın bu arada. Buna bakanlık defalarca çalıştı ama oraya o projeyi oturtma ihtimalleri yok. İkinci seçeneğimiz neydi? Hastaneyi yıkalım, mevcut yere yapalım, en az 2 yıl bu, en az 2 yıl, 2 yılda Çan'da sağlık hizmeti sunulmasın. İşte insanlar Biga'ya gitsin, Çanakkale'ye gitsin, Yenice'ye gitsin. Bu topa girilir mi? Girilmez arkadaş, sağlık bu. Yani birinizin başına bir şey gelse, biz de dahil, hastaneye ulaşamazsam bunun vebalini ben alamam. Şimdi polemik de şu, orada bunu yapamıyoruz. Ve Sağlık Bakanlığı'nın bakın, devlet hastanelerinin yeriyle ilgili bir tercihi var. Örnek vereyim, Ezine'de hastane nerede? Çevre yolu. Bandırma'da yeni yapılan hastane nerede? Merkezdeydi bakın değil mi? Nerede şimdi? Çevre yolunda. Devam edin Karacabey'de. Gördüğünüz yerlerdi bu örneği. Hastane içerideydi, şimdi nerede? Çevre yolunda. Daha size böyle bir sürü örnek sayabilirim bakın. Yani çevre yolunda olması, şehrin herkesin ulaşabileceği noktada olması Sağlık Bakanlığı'nın tercihi. Bizim hastanemiz nerede? Mevcut hastanemiz. Mahalle içinde. Doğru mu arkadaşlar? Yani 7 mahallemiz var, bir mahallenin içinde ve 6 mahalle oraya ulaşmak için uğraşıyor. Evet, orada çözülmüyor. Teknik olarak çözülmüyor. Yeni bir yer bulmak lazım. Ve şu anda bizim çevre yolunda iki girişimiz var. Bir Biga girişimiz var, bir Yenice girişimiz var. Yani yapılabilecek iki nokta vardı arkadaşlar. Bunlarda da bakanlık şuna bakıyor. Yere bir daha para ödemesi mantıklı mı bakanlığın? Değil. Yani gidip 15 dönümde yer lazım. 15 dönüm yer aldığınızda 3-4 milyon para ödemeniz lazım. O girişte de hazineye ait, devlete ait 15 dönüm bir arazi vardı arkadaşlar. Ve devlet geldi dedi ki ben kendi arazime para ödemeden hastaneyi buraya yapıyorum. Ve orası da bakın çevre yolunda, uygun da. Ve oraya yapıyor. Belediye olarak biz hastane yapılsın diye yer satın alıp vermedik. Ya da belediyenin bir yerini vermedik. Devlet kendi yatırımını, hastanesini devletin kendi yerine yapıyor arkadaşlar. Bundan daha makul ve mantıklı bir şey var mı? Yok. Ve burası da uygun bir yer bakın. Şöyle bir örnek vereyim size ki biz bunun hesabını da yaptık. Ambulans Çan'ın hangi noktasından çıkarsa çıksın en kolay ulaşabileceği yer burası. Niye? Şehrin ortası. İşte Fatih Mahallesi'nden şimdiki yere ulaşmak kaç dakika sürer? 7 dakika. Oraya kaç dakika sürer? 4 dakika. Her mahallenin eşit uzaklığında bir yer. Şehrin ortası arkadaşlar. Şimdi şunu anlıyoruz. Karşıyaka Mahallesi'nde hastanenin yanında evi olan adam bağırmaya başladı. Benim evim de orada, hastanenin dibinde oturuyorum ben. Şahsi ya da nefsi olarak düşünürsen ben de derim ki hastane burada dursun. Ama bizim bu öyle düşünme lüksümüz yok arkadaşlar şehir planlarken. Yani o öyle istedi diye biz projeyi oraya kaydıracak halimiz yok. Şehir planlanırken işte o ne dedi, bu ne dedi diye bakılmaz da. Doğru yaparsınız şehir için ve gelecekte de şehir zaten bunun meyvelerini yer. Şimdi orada yeri olan ya da hastanenin dibinde evi olan adam bağırmaya başladı. Hastane gidiyor, işte belediye hastaneye götürdü. Bir, biz götürmedik. Hastaneyi bakanlık yapıyor. İki, yeri biz vermedik. Zaten devletin bedavaya yaptığı bir yeri vardı. Öyle değil mi? Onun için hastane için en uygun yer o ve gerekçeleri de bunlar arkadaşlar. Siz bilin diye anlatıyorum.
Siz de sonra sorun. Niye öyle oldu, niye böyle oldu? Aklınıza takılan sorulara. Ama baktığımızda şehrin ortasında, çevre yolunda, devletin arazisine, devlet kendi yatırımını yapıyor. Biz şuna uğraşıyoruz. İnşallah bir an önce, ki tahminimiz bir ay içinde, hastanenin ihalesi de yapılacak. Onu da salı günü gittiğimizde grup başkan vekilimizle de görüştük Bülent Bey'le. Sağ olsun, bu anlamda bize çok ciddi destekleri var bakın büyük yatırımlarda. O da yine bakanlığı aradı, etti. İnşallah bir ay içinde hastanenin ihalesi yapılıyor. Ve buraya yaklaşık total maliyeti 30 milyon, 30 trilyonu bulan bir hastane yapılıyor arkadaşlar. Bundan daha güzel bir şey var mı Çan için? Yok. Ama bazıları dediğim gibi 3-5 kişi oraya mı yapıldı, buraya mı yapıldı, niye oraya yapıldı? Bu polemiklere boğuyorlar Çan'ı. Ondan basın önemli diyorum ya. Yani şehrin algısını oluşturacak olan, doğru bilgiyi verecek olan sizsiniz arkadaşlar. Ve hastanenin yeri o anlamda doğru. Ya oraya olacaktı ya da bu tepeye olacaktı, bu girişe. Bu girişe olsun diyenlerin de tezi şu. Buraya olsun, diyorum ki yer var mı orada? Hazinenin bir yeri var mı devletin? Yok. Ormana ait yerler var. İşte orada dört dönüm bir kalenin yeri var. Verirler mi? Verirler. Ama dört dönüm yere bir hastane olmuyor arkadaşlar. Yani en az 15 dönümlük bir yer olması lazım. Onun için en uygun yer orası. Ve baktığımızda şehrin iki girişine, biz bakın şehri planlarken onun bunun dediğine göre değil, geleceği düşünerek planlama yapıyoruz. Hastane bu girişte şehri büyütür. Bu girişte de üniversite şehri büyütür. İki yatırımı da bir yere yapmak mantıklı mıdır? Değildir arkadaşlar. Şehrin enerji noktalarını bölmeniz lazım. Doğru olan budur. İki girişi de biz böylelikle hareketlendirmiş olacağız. Ve bu girişin zaten harekete ihtiyacı yok. Bir, üniversite orada büyüyecek. İki, otoban bakın köprü ve otoban devam ediyor. Ve çıkış noktası da o bölge. Bir de orada otobanın çıkışı olacak arkadaşlar. Yani Çan, bakın bu hayal değil. 3-5 yıl sonra Allah ömür verirse hepimiz göreceğiz. Ekonomik anlamda da, sosyal anlamda da, yatırımlar anlamda da bu yapılanların, köprünün, otobanın, hastanenin, bütün bu yatırımların karşılığını alıp kat be kat büyüyecek. Bunun bakın burada ben sözünü veriyor değilim. Emin olun bu tabloyu görüyorum ki Allah ömür verirse 5 yıl sonra siz de göreceksiniz. O otobanla beraber Çan'ın ne kadar büyüdüğünü ve bölgede ne kadar önemli bir yer haline geldiğini. Şöyle örnek vereyim, yani Çan'ın ekonomik değeri, bu biçilmez de, 10'sa bu yatırımlardan sonra, özellikle otobandan sonra ve çıkışının burada olmasından dolayı bakın, ekonomik değeri 10 iken 100 olacak arkadaşlar. Ve bunları hep beraber inşallah burada görmüş olacağız. Yine Kocabaş'la ilgili, bizim Kocabaş'la ilgili bir projemiz vardı. Bakın DSE ile beraber bu çalışma yapıldı. Ha şunu da diyen var ya, DSE'yi yaptı. Evet DSE'yi yaptı, hükümetimiz yaptı arkadaşlar. Hükümet Çan'a ciddi bir yatırım yaptı. Belediye ne yaptı? Şu duvarların, bu ıslah yapılırken geçtiği noktalardaki arazilerin kamulaştırılması gerekiyor mu sizce? Evet değil mi? Bu kamulaştırmayı belediye yapıyor arkadaşlar. Mesela biz bunu hiç böyle dillendirmiyoruz da, en kötü bakın totala vurduğumuzda 5-6 milyon biz kamulaştırmaya para ödüyoruz burada arkadaşlar. Demek ki belediyenin katkısı var. Bu anlamda hükümetimize de teşekkür ediyoruz bakın Çan'a böyle büyük bir proje yaptığı için. Bunun ikinci etabı vardı. İkinci etabının ihalesi de oldu. Hatta firma geldi bakın. Çalıştı burada. Kış başlayınca gitti. İnşallah baharda yine gelecek. Bu ikinci etapta ne var? Bir terslik bendi var bakın Çan'ın üst girişinde. Şu demek. Hani diyorlar ya buraya toprak birikti, otlar çıkıyor. Kim otlayacak falan diyenler var ya. Onları otlatacağız sonra da orada. Özel böyle. Yukarıya terslik bendi mantığı şu. Bu su kaz dağlarından geliyor arkadaşlar. Haliyle içinde çamur, taş olacak mı? Olacak. Terslik bendiyle oradaki su dinlendiriliyor. İçindekiler çöküyor. Üstten temiz suyu biz çaya vermiş oluyoruz. Bu projede terslik bendi var. Bunun ihalesi oldu. Bitti. Firma başladı bakın. Devamında şuradaki köprüyü yeniliyoruz. Devam ediyoruz aşağıda. Çan'ın diğer girişinde o hastane olacak yerde Çan'a üçüncü köprünün inşaatı yapılıyor arkadaşlar. Üç tane köprümüz olacak bir daha Çan'da. O ihalenin içinde üçüncü köprü de var. Bakın baktığımızda bunlar olduğunda, bunlar olacak demiyorum bakın. Bunlar ihalesi yapılıp işe başlanan projeler arkadaşlar. Ve sonrasında da biz buradaki peyzajı tamamladığımızda emin olun Çan'ın süliyeti değişecek. Şekli şemali değişecek. Dedik ya otobanı, girişlerdeki güzelliği, hastanesi, üniversitesi, çevre yolu, çarşı merkezinin yapılması, işte kültür merkezi, oteli, köprüsü. Ya bak bunları totalladığınızda Çan'da bir şeyler oluyor mu? Emin olun çok şeyler oluyor arkadaşlar. Ama biz şöyle polemiklerle Çan'ı hapsediyoruz bakın. Bunu da onu yapanlara söylüyorum. İşte biz Çan'a çöp kamyonu getiriyoruz 7 tane. İşte bunu kim aldı?
Ya arkadaşlar, Çam Belediyesi'ne hizmet sunan çöp kamyonunun bedelini kim öder? Çam Belediyesi öder. Keşke Bilo ödese, keşke Çanakkale ödese. Öyle değil mi? Ve siz Çam'da temiz araçlarla güzel bir hizmet alıyorsunuz. Hani bu şeydir ya, böyle küçük bir güzellik vardır, orada bir tane bir nokta vardır, oradan yürümek gibi bir şeydir. Ve bu şehre zarardır arkadaşlar. Şimdi en son akşam polemik vardı değil mi Sametçi? Evet. Biz Çan'a çöp konteyneri hibesi aldık. Bakanlıktan da, diğer büyük belediyelerden de. Bu şu demek, gittik mesela bir tane bir danjör aracı aldık bakanlıktan. Ki orada Bülent Bey'in de, grup başkan vekilimizin de katkısıyla. Yaklaşık aracın maliyeti 500 bin lira. Hibe şu demek, bakanlık ya da büyük belediyeler bize bunu veriyor ve para ödemiyorsunuz. İyi bir şey mi? Evet, belediyeden para harcamıyorsunuz arkadaşlar. O araçların hepsi bizde, biz kullanıyoruz. Şimdi çöp konteyneri aldık, hibe sıfır. Yaklaşık 600 taneydi. Şehre koyduk işte, akşam görüyorum sosyal medyada, bu nereden geldi? Ya nedir arkadaşlar ya, bu kadar fitneye, fesata da gerek yok ya. Ya onun için bizi yormayın bu konuda. Biz Çan'a hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bize güvenin. Ha, bir hesabınız mı var? Bakın, vatandaş zaten 2019'da bu hesabı görür bizimle. Bu size kalmaz, bana da kalmaz. Der ki evet, siz hizmet ettiniz. Ki bakın, biz 2009'da %41 gibi bir oyla geldik. 2014'te bu oy oranı %55'e çıktı. Bu şu demek. Vatandaş görmüş, evet güzel işler yaptınız, göreve devam demiş. 2019'da biz vatandaşın önüne çıkacağız. Vatandaş şunu diyebilir, çalışmadınız der, biz eyvallah der, kenara çekiliriz. Şu yapılanları görür, ki bu millet görüyor arkadaşlar. Siz ne kadar havayı bozmaya çalışsanız da insanlar yapılan edeni görüyor ve vakti geldiğinde takdir ediyor bakın. 2019'da da devam der, iyi bir oy verir inşallah bu yapılanlara ve biz devam ederiz. Onun için bu size de kalmaz, bana da kalmaz bakın. Orada karar verici kim? Çan halkı arkadaşlar. Çan halkının da kararını ne ben etkileyebilirim, ne de ayarı bozmaya çalışan ya da Çan'daki o olumlu havayı bozmaya çalışanlar etkileyebilir. Bu millet doğru kararı vakti gelince veriyor zaten. Onun için 2019'da biz kahvemizi alacağız zaten halktan. Olumlu ya da olumsuz. Ha, biz o güne kadar da canla başla çalışacağız zaten. Bu dediğim projeleri takip ediyoruz, yapıyoruz. Bu anlamda bir sıkıntımız yok. Belediyenin mali anlamda bir problemi yok. İşte son günlerde görüyoruz ya, işte bir siyasi partinin ilçe başkanı, CHP ilçe başkanı belediyeden evrak çaldırıp sosyal medyaya koyuyor. Ya bu ucuz siyaset arkadaşlar. Ben ona da diyorum bakın, gel diyorum, iste biz sana verelim. Öyle değil mi? Bunlar resmi belgeler arkadaşlar. Gelip kim istese biz zaten veriyoruz bunu, sıkıntı yok. Ama orada çalışan 300 kişiyi zan altında bırakıp oradan evrak çaldırmak ne siyasi ahlaka bakın, ne de insanlığa uyar. Onun için doğru şeyler değil bunlar. Siz gelin basın olarak bize sorun. Deyin ki bu projede neydi? Projeniz neydi? Ne yaptınız? Biz zaten bütün bilgileri vermek zorundayız size. Veririz. Bunda bir derdimiz yok. Ama dediğim gibi sosyal medyadan hemen yazıp atıp tutup kenara çekilmek, bu da bakın Çan'a ihanet ve Çan'a zarar vermek. Bunu da özellikle ben söylemiş olayım. Velhasıl arkadaşlar, Çan'da devam eden ana projeler bunlar. İnşallah dediğim gibi bunların yapımıyla beraber Çan'da böyle güzellikler olacak, güzel bir gelişme olacak. Diğer anlamda sosyal projeler, onlara girmiyorum bile. İşte haftaya mı satranç var? İşte satranç turnuvasına başladık bakın. Bölgede, şimdi diğer belediyeler de örnek aldı, onlar da yapıyor. Ve Çan Belediyesi'nin yaptığı satranç turnuvaları Çan'da değil, bütün Çanakkale'de kabul görüyor. Bu işe gönül verenler ya da bu işte iddialı olanlar bizim yaptığımız turnuvayı hazırlanıyor arkadaşlar. O devam ediyor, geleneksel hale geldi. Devamında sömestr tatilinden sonra kitap fuarı. Bakın bölgede ilk biz başlattık, Çan Belediyesi. Bu yıl yine yapıyoruz. Biga Belediyesi'nin ilkini yaptı. Bize örnek aldı. Güzel bir proje. Demek ki Çan Belediyesi her projede öncülüğe devam ediyor arkadaşlar. Bunlar zaten devam edenler. Bunları saymıyoruz bile. İşte Ramazan etkinliği dedik, biz başladık. Bütün bölge yapıyor. Biz de birilerinden örnek aldık. Yani iyi şeyler, ben hep onu diyorum belediyecilikte. Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Birileri güzel bir şey yaptıysa alırsınız, aynısını uygularsınız. Siz de olumlu sonuç alırsınız. Velhasıl arkadaşlar, bizim derdimiz Çan bakın. Çan'da güzel şeyler olsun istiyoruz ki bunu siz de istiyorsunuz. Siz de o anlamda Çan'a katkı sunacak görüşünüz, öneriniz, eleştiriniz olduğunda bize direkt söyleyin ya. Deyin ki ya şurada yanlış yapıyorsunuz. Biz şunu demeyiz bakın, öyle bir yapımız da yok. Ya hadi oradan demeyiz. Söylediğiniz şey doğruysa, Çan için faydalıysa biz sonuna kadar onun takipçisi oluruz arkadaşlar. Dediğim gibi Çan'ın kronik sorunlarını biliyoruz. Bununla ilgili bakın çözümlerimizi de
önünüze sunduk, anlattık. İnşallah bunlarla beraber böyle Çam'da güzel günler göreceğiz arkadaşlar. Olabilir. Onları da alalım arkadaşlar. Yani üç tane soru soracaksam üçüne de cevap ver. Teşekkürler.